Herkese merhaba sevgili Teknoloji Doku takipçileri. Ben Özgür Çetin. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ortamdan da anladığınız gibi bugün yine özel bir etkinlikteyiz. Dünya ile aynı anda tanıtılan yeni A serisi cep telefonlarını sizler için bir ön incelemeye tabi tutacağız. Masamda 3 farklı böyle grup halinde telefonları görüyorsunuz. Hemen bana göre solda, size göre sağda olacaktır. Tarafta görülen bu 4 telefon A33 A ailesinin 32'den sonraki yeni modeli. Ortadaki grupta ise gördüğünüz telefonlar A53. En sağdakiler ise, yani bana göre sağda ama size göre soldakiler ise A73. Bu modeller az önce tanıtıldı. Biz de dünya ile aynı anda Teknoloji Oku olarak Samsung'un davetiyle geldiğimiz bu özel etkinlikte bu telefonların genel özelliklerine göz atacağız. Fakat videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu video bir inceleme videosu değil. Biz de ürünleri birkaç dakika önce gördük ve özelliklerini de yeni öğrendik. O yüzden sürçülisan olabilir. O konuda affınızı rica ediyorum. Ve bu videoda birazcık genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Neler sunduklarını size anlatacağız. Detaylı bir inceleme ise önümüzdeki günlerde bu telefonlar test merkezimize, ofisimize geldiğimiz zaman yapılacak. Onun da altını özellikle çizmiş olayım. Şimdi izninizle ben gözlüğümü takıyorum ve telefonların özelliklerini anlatmaya başlıyorum. Hemen şurada görüyorsunuz 3 tane modelimiz var. Mesela burada gördüğümüz modelimiz beyaz. A73'ten başlıyorum. Ailenin en güçlü modeli, bir kere elime aldım, çok şık, onu söyleyeyim. Çok şık ve çok güzel bir telefon var. Hemen şöyle tekrar yerine koymuş olayım. Telefonun bu şekilde. Birazcık özelliklerinden de bahsedeyim ben. Aslında standart bir tasarımla geliyor gibi görünse de aslında daha önceki ailenin diğer modellerinde de karşımıza çıkan özellikleri bize sunuyor. Ne var? 6.7 inçlik Full HD Plus bir süper AMOLED ekran bizleri karşılıyor arkadaşlar. A73 modelinde 120 Hz'lik bir ekran var. Infinity O ekran diye geçiyor bu model ki önceki modelde de aslında biraz benzeyen bir teknik özellik olduğunu söyleyebilirim. Ön taraftan baktığımızda klasik olarak bir ses açma kapama tuşu bizleri karşılıyor. Onun hemen altında bir güç tuşumuz var. Sol tarafımızda bir şeyimiz yok. Alt kısımda bir adet USB tip C'ye bağlantısı. İşte mikrofon ve hoparlör çıkışları var. Üst tarafta ise sim kart yuvası var. Bunun dışında başka bir şey yok. Arkaya çevirdiğimizde kamera tarafının aslında böyle yumuşak bir geçiş olduğunu söyleyeyim. Çok yüksek bir çıkıntı yok bu arada. Çok böyle yarım santim ya da 2-3 milimlik bir çıkıntı olduğunu söyleyeyim burada. Ve arkadaki 4 kamerayı çok net bir şekilde görüyoruz. 3 kamera daha büyük tasarlanmış. Bir tanesi biraz daha küçük. Bir de LED lambamız var. Bunun dışında telefonun başka bir özelliği bulunmuyor. Arka taraftan başlamışken ben biraz kameralardan da bahsedeyim. Ultra geniş açılık bir tane 12 megapiksel kameramız var. F2.2 diyaframla geliyor. A73 modelindeki kameramız bu. Ve ana kameramız 108 megapiksel arkadaşlar. Burası çok önemli. 108 megapiksel gibi yüksek bir değer bize sunuyor. Bunun da diyafram değeri F1.8 ve bu kamerada bir optik imaj sabitleme özelliği var. Bu da videolarda özellikle çok kayıpsız ve hani titreşimsiz videolar çekebileceğiniz anlamına geliyor. Devam edelim. 5 megapiksellik F2.4 diyaframlı bir derinlik kamerası var. Bir de makro kamerası koymuş Samsung. 5 megapiksellik ve F2.4 diyaframlı. Ön kameramız ise 32 megapiksel ve F2.2 diyaframa sahip olduğunu söyleyelim. Şimdi gelelim biraz donanım tarafına, biraz devam etmek istiyorum. Şimdi 8 çekirdekli bir işlemci var. Snapdragon'un 778G işlemcisi. Çok eski bir işlemci değil, çok yeni de bir işlemci değil. Son yıllarda birçok telefonda görmeye başladığımız bir işlemci bu. RAM ve depolama alanı seçeneklerine bakacak olursak ise burada 8 GB RAM olduğunu söyleyeyim. Tek bir RAM seçeneği var. Depolama tarafında ise 128 ya da 256 seçeneklerinden birisini tercih edebiliyorsunuz. Bu arada bütün modellerde hem A73 hem A53 hem de A33'te arkadaşlar çift sim kart desteğinin olduğunu söyleyelim. Hani böyle bir ihtiyacınız varsa kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Bunun dışında micro SD kart yuvası da var. Hepsinde ve 1 TB'a kadar destek olduğunu söyleyelim. 5000 mAh'lik pil var bu modelde ki diğer modellerde de pil miktarı aynı arkadaşlar. 25 Watt'lık süper hızlı şarj desteği var. Burada yalnız önemli bir şey söylemek istiyorum. Samsung biliyorsunuz daha önceki bazı modellerinde S21 ile başlamıştı bu. 22 ile devam etmişti. Kutu içeriğini birazcık hafifletmişti. Bunu çevre için yaptığında açıklamıştı.
Burada da benzer bir durum var. Artık A serisinde de kutudan adaptör çıkmıyor arkadaşlar. Kutusundan sadece iki ucu tip C olan bir kablo çıkacak ve adaptör sizin temin etmeniz gerekecek. Android'de çok sorun olacağını düşünmüyorum ben bu konunun. Elinizde mutlaka bir yüksek hızlı şarj yapabilen adaptör belki vardır diye düşünüyorum. Yoksa da bir tane temin etmeniz gerekiyor. Bunu da altını özellikle çizmiş olayım. Gelelim işletim sistemine. Şimdi telefonların hepsinde bu arada, hem A73'te ve diğer modellerde de geçerli olmak üzere Android 12 işletim sistemi geliyor ve buna Samsung'un kendisinin geliştirdiği One UI 4.1 eşlik ediyor. Bu da önemli. Yani Android 12 ile gelmesi bence önemli. İşletim sistemi güncellemesi gelecek mi, 11'den 12'ye geçecek mi falan gibi düşünmeyeceksiniz. Doğrudan doğruya Android 12 ile gelmiş oluyor bu cep telefonu ve diğer modeller için de aynı şey geçerli bu arada. Şimdi Samsung A73 modelinde arkadaşlar, ki bütün bu A ailesinde de geçerli bu yeni modellerin tamamında, 5G özelliği var. Bu önemli. Bluetooth 5.1 var. Bu da önemli özelliklerden bir tanesi ve bundan sonra da bütün bu modellerde 5G olacağı bilgisini bize verildi. Öte yandan bence çok güzel bir özellik. Artık bütün ailede yine IP67 standartlarında su geçirmeme özelliği var. Bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. 1 metre tatlı suda yaklaşık olarak 30 dakika boyunca bu telefonlar su geçirmeden kullanılabiliyor. Tabii öyle kullanmanıza gerek yok belki, ama üzerine su sıçradığında veya farklı şeyler olduğunda da en azından bir sıkıntı olmayacağının altını özellikle çizmek istiyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar ailenin ortanca modeline, A53. A53 modeli de aslında bazı ortak özellikleri var. Bunları söyledim zaten A73'te de, ama ortak olmayan özelliklerden biraz bahsetmek istiyorum. Gözlüğümüzü takalım ve özellikleri anlatmaya devam edelim. 6.5 inçlik Full HD Plus Super AMOLED bir ekran var. Gerçekten de güzel bir ekran bizleri karşılıyor. Bence bu Super AMOLED olması güzel olmuş. Hani A serisi demeden marka hepsine Super AMOLED özelliğini koymuş. Bu da çok işe yarayan bir, yani özellikle de böyle güneşli ortamlarda ışığın çok yüksek olduğu ortamlarda işe yarayacak bir özellik olmuş. Bunun altını özellikle çizeyim. Öte yandan yine bu modelde de Infinity O ekran tercih edilmiş ve ek olarak 120 Hz'lik bir ekran yenileme hızı yine A53 modelinde de bulunuyor. İşlemci tarafında bir değişiklik var, onu söylemek istiyorum mutlaka. Exynos'un 1280 işlemcisi kullanılmış. Bu 5 nanometre teknolojisiyle geliştirilmiş bir işlemci. Bu da önceki modelden, yani A73'e göre, ki onda Snapdragon vardı, bunda Exynos tercih edilmiş. Onu da altını çizmiş olayım, böyle bir fark olduğunu söyleyeyim. Şimdi gelelim kamera tarafına. Yine bu modelde de aslında A73 tasarımı var. Arka tarafta böyle oldukça hafif ve güzel bir geçişle yapılmış bir kamera çıkıntısı var. Yine dörtlü bir kamera bizleri karşılıyor. Hatta yani yan yana koyduğumuz zaman baksanız aslında aralarında çok da büyük bir fark yok. Sadece 53'te ekran birazcık daha küçük olmuş. Bunun dışında kameralarda hani görünüm olarak bir fark yok, ama çözünürlük olarak fark var. Şimdi onu anlatacağım. Ultra geniş açımız var. 12 megapiksellik f2.2 diyaframla geliyor. Ana kameramız burada 64 megapiksel, 73'te 108 megapikseldi. Onun da f1.8 ve OIS olduğunu, yani optik imaj sabitleme özelliği olduğunu belirteyim. Derinlik kamerası var 5 megapiksel f2.4, bir de makro kamerası var 5 megapiksel f2.4. Bunlar zaten aynı diğer modelde olduğu gibi. Ön kamerada yine 32 megapiksel ve f2.2 olduğunu söyleyeyim. Öte yandan RAM tarafında burada birazcık farklılık var. Yani RAM ve depolamada A53 modelinde 8 GB RAM ve 128 GB depolama olmak üzere tek bir seçenek var. Hani 256 ya da 6 GB falan gibi bir seçenek alamıyorsunuz. Onun da altını özellikle çizmiş olayım. Bunun dışında az önce söylediğim özellikler hemen hemen aynı. 5000 mAh'lik pil, 25 Watt'lık süper hızlı şarj, IP67 sertifikası, Android 12, One UI 4.1 gibi özellikler aynı olduğunu söyleyeyim. Yine bunda da 5G desteği var. Zaten hepsinde olduğunu söylemiştik. Bluetooth 5.1 olduğunu da söylemiştik. Bunun dışında özelliklerim, diğer özelliklerin hemen hemen aynı olduğunu söyleyeyim. Şimdi gelelim ailenin en giriş seviyesi ya da en küçük modeli diyebileceğimiz A33'e. Şimdi A33 de geliştirilmiş bir model ve o da artık 5G desteğiyle geliyor. O da Super AMOLED ile geliyor. Ekranı sadece birazcık küçük, 6.4 inçlik Full HD Plus bir Super AMOLED ekranına geliyor. Kamera tarafında da aslında arka tarafı çevirdiğimizde yine aynı tasarım karşılıyor. Yani 3 telefonu da yan yana, arkasını görecek şekilde yan yana koyduğunuzda
Hiçbir fark görünmüyor. Ekran boyutlarının farklılığının dışında söylüyorum. Tasarım olarak birbirlerine çok benziyorlar. Ama çözünürlükleri farklı. Burada ultra geniş açı kameramız 8 megapiksel. O da f2.2 diyaframla geliyor. Ana kameramız 48 megapiksel. f1.8 OIS'le geliyor. Derinlik kamerası 2 megapiksel. f2.4 diyaframla geliyor. Ve makro kameramız da 5 megapiksel. O da f2.4'te geliyor. Ön kameramız burada birazcık düşürülmüş 13 megapiksellik bir kamera var. Ve f2.2 diyaframla geldiğini söyleyelim. Bu arada RAM tarafında da burada bir farklılık var A33'te. 6 GB RAM'e 128 GB depolama alanı geliyor. Bunun dışında bir seçeneğiniz yok. Yani 8 olsun ya da 256 depolama olsun gibi bir seçeneğiniz bulunmuyor arkadaşlar. Diğer özellikler ise A73 ve A53 ile hemen hemen aynı. 5000 mAh'lik pilimiz var. 5G desteği olduğunu söylemiştik. IP67 su geçirmeme özelliği var A63 modelinde. Android 12 ile geliyor ve Samsung'un geliştirdiği One UI 4.1 de yine bu telefonda bulunan özelliklerden bir tanesi. Az önce bahsettiğim bu kutudan sadece kablo çıkma hem 53 hem de 33 için de geçerli. Sadece bir tane tip C kablosu çıkıyor. İki ucu tip C olan. Sizin ona bir adaptör takmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu üç modelin özellikleri bu şekilde ve önümüzdeki günlerde bunlar piyasaya sürülecekler. Biz bu videoyu çektiğimiz tarihte fiyatı belli değildi ama muhtemelen video yayınlandıktan belli bir süre sonra, belki de yayınlandığı andan itibaren onu bilemiyoruz, fiyatları belli olacaktır. Eğer fiyat belli olursa video yayınlandığı tarihte biz bu fiyatları açıklama kısmında sizlerle paylaşacağız. Öte yandan Samsung arkadaşlar bu 3 modelle birlikte 2 yeni modeli daha piyasaya sürdü. Bunlar da A13 ve A23 modeli. Onlar da biraz daha uygun fiyat etiketleriyle pazardaki yerlerini alacaklar. Bu konuda altını çizmiş olalım. Bir ön inceleme videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda sizlere A33, A53 ve A73 cep telefonlarını anlatmaya çalıştık. Söylediğim gibi videonun başında bu bir ön incelemeydi. Ürünleri biz de burada 5 dakika önce gördük ve hızlı bir şekilde bilgilerini aktarmaya çalıştık sizlere. Detaylı bir inceleme ürünler ofisimize ulaştığı zaman sizlerle birlikte olacak. O gün gelene kadar aklınıza takılan soruları videoya yorum olarak yazmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyoruz, hepsini değerlendiriyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.